kanunu teklifi kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi ve 2020 yılı kesin hesabının görüşülmesi dolayısıyla huzurunuzda bulunuyorum. Göstereceğiniz ilgi ve teveccüh için teşekkür ediyor. Hepinizi şahsım ve bakanlığım adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Sağlık Bakanlığımızın bütçesi üzerinde söz alan, fikir beyan eden, yapıcı eleştirileriyle, çalışmalarıyla yön veren, iktidarıyla, muhalefetiyle milletvekillerimiz Sayın Ahat Andican, Sayın Aylin Cesur, Sayın Sefer Aycan, Sayın Ali Muhittin Taşdoğan, Sayın Hayati Arkas, Sayın Habib Eksik, Sayın Semra Güzel, Sayın Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sayın Sait Dede, Sayın İmam Taşçıer, Sayın Bayram Özçelik, Sayın Mehmet Bekaroğlu, Sayın Burhanettin Bulut, Sayın Murat Emir, Sayın Fikret Şahin, Sayın Bayram Yılmazkaya, Sayın Ali Şeker, Sayın Alife Porat Düzgün, Sayın İsmail Güneş, Sayın Mustafa Eskin, Sayın Selim Gültekin, Sayın Öznur Çalık, Sayın Şenel Yedi Yıldız'a teşekkürlerimizi sunarım. Bugün yapacağımız görüşme ve sizlerin takdiriyle verilecek olan yetkiyle bize bir bütçe emanet edilecek. Milletimizin alın teri, gelirlerinin bir kısmı yetimin, öksüzün hakkının olduğu ağır bir emanet omuzlarımıza yüklenecek. Bize emanet ettiğiniz hakkın ne olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Bu bütçede insan var. Bu bütçede sağlık var. Bu bütçede meslek ahlakı var. Vicdan ve merhamet var. Ayrışma, çatışma, ötekileşme yok. Aziz milletimin vekilleri, bugün huzurlarınızda sadece Sağlık Bakanı olarak değil, aynı zamanda bir hekim olarak bulunuyorum. Doktor, hastasına sevgi ve şefkatle yaklaşan kişidir. Bazen sevdiğinize can verirsiniz. Bazen sevdiğiniz elinizde can verir. Yükü ağır bir meslektir hekimlik. Doktor, kendisinin canına kastedeni bile tedavi etmeye yemin etmiş bir mesleğin mensubudur. Tüm ayrışmalardan, sürtüşme ve çatışmalardan arındırılmış bir iş yapar hekimler. Sağlık hizmeti verirken çalışanları ile birlikte tepeden tırnağa bir organizasyon halinde görev yapar. Sağlık hizmeti tıpkı bir insan vücudu gibidir. Neresinde bir arıza oluşursa kalbi orada atar. Her bir parçası çok önemli bir görevi yerine getirir ve hepsinin toplam sağlığı, hayati önem taşır. Hiçbir uzvuna o olmasa da olur diyemeyiz. Yüce Meclis'in değerli üyeleri, bu kürsüde bir konuşmam olmuştu. Salgının en zor günleriydi. Sağlık çalışanlarımız, küçük çocuklarımızdan en yaşlılarımıza, hepimizin kahramanları haline gelmişlerdi. Her yerde terli önlükleriyle çekilmiş fotoğrafları vardı. Bazı görüntülerde COVID-19 maskelerinin o pırıl pırıl yüzlerde bıraktığı derin izler dikkat çekiyordu. Size onlardan, arkadaşlarımdan bahsetmek istiyorum. Yakın günlerde sizlerle onların hakları için diyalog içinde olduk. Sağlık çalışanlarının maaşları, özlük hakları konusunda atılacak adımları ortak iradeyle atmalıyız dedik. Bakanlığımıza verdiğiniz destek için şükran duyuyor ve desteğinizin son noktaya değin devam edeceğine inanıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.